Esselamu aleyküm dostlarım. Bildiğiniz üzere ikinci kanalımdan size bahsetmiştim. Urfe'ne paranormal dosyalar. Artık gün aşırı da olsa veyahut her gün aksilik olmadığı sürece 21.00'da oraya da yurt dışında yaşanmış olan paranormal dosyaları hikayeleştirerek sizlere anlatacağım. Sabit yorumdan linke ulaşabilir, o kanala da abone olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Annem okuldan sonra çalışabileceğim bir iş bulmuş. Hem dershane parama da iyi gelir. Hafta sonları çalışmama gerek olmayacağı için hafta içleri genellikle yoğun oluyormuş terzi. Zaten küçüklüğümden beri bayramlıklarım olsun yeni pantolon almış olalım. Aysel ablaya götürürüz. Tanıdık bir terzi. Okuldan gelir gelmez çantamı bıraktım. İlk iş günüm olacaktı bugün. Aysel ablanın terzisine gittim. Kapının önünde yine örgü örüyor. Merdivenlerden inip yanına gittim. Aysel abla, annem haber vermiş olmalı. Okuldan sonra çalışmak için gelmiştim. Hakan, hoş geldin oğlum dedi, ayağa kalktı. İçeriye geçtik. Birkaç tane poşet, üzerlerinde de adresler yapıştırılmış. Bunları adreslerine bırakırsın. Broşür falan da yaptırdım. Böyle olunca insanlar daha çok talep ediyor. Anlamıştım. Kesinlikle daha mantıklı bir hareket. Dağıtan biri olduğu sürece insanlar gelip tekrardan alma zahmetinde bulunmayacaklar. Hatta arayıp bazı eşyalarını da bize verebilirlerdi. Onları da gidip alacaktım. Gerçekten yaşına göre eski bir mahallede çalışan terzi için gayet iyi bir girişimcilik. Aysel abladan poşetleri aldıktan sonra adreslerine dağıtmak üzere gittim. Birkaç adres yakındı, son adres biraz uzak. Ona da minibüsle gidip geldim. Tekrardan dükkana döndüğümde insanlar yavaş yavaş bu durumdan hoşnut olmuşlar. Getirip kendi bırakanlar da oluyor, adresini yazıyor ve bırakıyorlar. Böyle böyle işler yoğunlaşacak ama yetişebilecek mi bilemiyorum. Bir tane kadın geldi. Gelen kadın birazcık garip, Sevil Hanım. Oldukça gösterişli, hatta şöyle kaba bir tabirle, kokoş denir ya öyle, gözlükleri deve gibi, güneş gözlüğü. Yan tarafa geçti oturdu, Aysel abla ona güzel bir kahve yaptı. Beraber içerlerken ben de köşede oturuyordum. Oğlum mu diyerek sordu benim için. Yok oğlum değil, kendisi bugün işe başladı. Şu senin bahsettiğin işi yapmaya başladım. İnsanların evine götürme getirme, gerçekten işe yarıyor. Hem insanların ilgisini çekti hem de işlerim gerçekten fazlasıyla artmaya başladı. Bakarsın şu anda sadece Hakan var. Farklı kişiler de almam gerekebilir. Seni nasıl buraya başka bir terzi daha alman gerekecek. Böyle giderse büyütürsün. Bakarsın ikinci şubeyi açarsın. Sen yeter ki benim direktiflerimi dinle dedi Sevil abla. O da onaylar şekilde başını sallıyordu. Birkaç kişinin daha işi hallolmuştu. Bunları bırakacak mıyım diyerek sordum. Yok yok. Sen Sevilay Hanım'ın özel siparişlerini beraberinde taşır götürürsün. Arka taraftalar dedi. Sevil Hanım perdeyi kaldırdıktan sonra arkaya geçti, ben de aynı şekilde. Bu da ne böyle? Peluş bebekler yaptığını biliyordum ama bunlar çok korkunç. Sadece sarma gibi bebekler bunlar. Elleri ayakları bile belli değil. Sadece yorgan ipliğiyle sanki döşenmiş gibi duruyor. Bunlar nedir diyerek sordum. Bunlar vudu bebeği. İnsanlar genellikle böyle bebekleri almazlar. Ama ben alırım. Üstüne inci boncuk takarım. Daha sonrasında da renklendiririm. Öğrencilerime de bunları öğretirim dedi. Öğretmen misiniz diyerek şaşırdım. Evet öğretmenim ama normal bir lisede değil. Nasıl bir lise diyerek sordum heyecanla. Sanat lisesi. Genellikle resim, el işi bunlar çok önem görür derslerde. Daha azdır temel dersler. Beceriklilik sınavını geçebilen insanlar okuyabilir dedi. Çok güzel diyerek heyecanla bakmıştım. Vudu bebeklerini poşetlere tek tek yerleştirdik. Sonrasında da Sevil Hanım'ın aracına geçtim. Beraber evine gittik. Evi gerçekten lüks. Bir rezidansta yaşıyormuş. Oldukça da uzak. Burayı nereden bulduğunu merak ettim. Ama açıkçası el işçiliği olarak çok fazla işi olmayan bir yerden seçkinlik yapmak daha mantıklı. Sonuçta tek işi Aysel ablanın bunları hazırlamak olabiliyordu. Yukarıya çıktığımızda poşetleri bıraktım ama çok yoruldum bak benimle gelip. Hadi gel sana bir kola ısmarlayayım dedi. Olmaz öyle şey, ayıp olur diyerek inmek için asansöre yöneliyordum. Bak ararım Aysel'i derim, beni üzdü. Gel bir bardak kola iç soğuk. Benim de oğlum vardı bak şimdi üniversite için gitti, tek yaşıyorum dedi. Peki tamam öyleyse geleyim dedim. Çok fazla kalmamam lazım ama. Aysel ablaya da ayıp olmasın ilk günden. Kaytarıyor zannetsin istemem dedim.
O da yok, zaten ben seni bırakacağım dedi. Birazcık soluklan, birkaç işim var evde, onları halledeyim. Ben de o tarafa geçeceğim yine. O yüzden bir daha minibüse uğraşmamış olursun dedi. Harikaydı bu. Tamamdır, olur abla dedim, içeriye girdim. Çünkü minibüse uğraşmak istemiyorum. Genellikle tıktım tıktım oluyor bu saatlerde. İçeriye geçtim, bir bardak kola abur cubur getirdi. Evde de bir şey yememiştim, direkt işe gideceğim diye ilk gün. Onları atıştırırken içeriden beni çağırdı. Ayağa kalkıp içeriye geçecektim ama ayağa kalktığım gibi sanki ayağımın altına batmalar geldi. Ayağımın altına baktım, hiçbir şey yok. Yavaşça parmağımı dokundurdum, ayağımın altı sanki yanıyor. Yavaşça çorabı sıyırarak baktım, çürümüş gibi. Bu da ne böyle siyahlaşmış ayağımın altı? Acaba bir şey mi bastım, kan mı oturdu diyerek parmağımla dokunduğumda inanılmaz acıyordu. Uzun süre gelmediğim için Sevil abla içeriye doğru gelerek seslendi. Hakan ne yapıyorsun yavrum, bir şey mi oldu dedi. Ona doğru dönüp ayağımın altında siyahlık var, anlamadım. Çürümüş gibi sanki dedim. Bir bakayım diyerek geldi. O sırada ayağıma tekrardan bakmak için döndüğümde ayağımın altı dümdüzdü. Hiçbir şekilde o siyahlık yok. Dokundum, acı da yoktu. Şaşırmış şekilde ona doğru baktım. Vallahi abla acıyordu şimdi. Hatta siyah siyah olmuştu. Galiba yorgunluktandır. Uzun zamandır iş yapmadığın için bir anda çalışmaya başlayınca hamallık atıyorsundur. Olur öyle acılar. Alışırsın yakında diyerek hadi gel dedi. Arka tarafa ilerledik odaya doğru. Ama yere doğru sert sert basıyor. Sanki ayağım bir daha acıyacakmış gibi hissediyordum. Neyse, neden böyle oldu anlayamadım. Arka tarafa ilerledikten sonra birçok vudu bebeğinin normal bebeklerle birlikte yan yana durduğunu gördüm. Bak, burası oğlumun odasıydı. O da tek tek kendi elleriyle yapardı bunları. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ben böyle çocukları çok severim. Hele ki çalışıp dinamik şekilde bu yaşta atılıyorsan hayata. Bak, Aysel'e de bir fikir vermiştim. Şimdi sana da bir fikir vereceğim. Ben sana bunların yapımını öğreteyim. Sen de bizim okula gel. Naklin için her şeyi yaparım dedi. Açıkçası bu çok iyi bir fırsat. Çünkü düz bir lisede okuyorum. Çok çalışkan bir öğrenci olduğumda söylenemez. Sanat okuluna geçersen belki ileride geleceğin parlak olabilir. Ciddi misiniz yoksa sadece görüntü olsun diye mi söylüyorsunuz diyerek sordum. Çünkü genellikle etrafımdaki arkadaşlarım da büyük insanlar da yalana başvururlar. Böyle konuşmak için konuşurlar. Yok, ciddiyim. Hatta hafta sonu gel. Hafta sonu çalışmıyorsun değil mi diyerek sordu. Yok, çalışmıyorum. Zaten hafta sonları genellikle Aysel abla kızının yanına gidiyor. O yüzden de hafta sonları kapalı terzisi. Tamamdır o zaman. İlk dersin cumartesi başlıyor. Oğlum gelene kadar bakalım usta olabilecek misin? İkiniz beraber yaparsınız o geldiğinde de. Hanginiz iyiyse ona benden bir pizza demişti. Şaşırmıştım bu kadar iyi davranmasına. Sanki öz çocuğu gibi davranıyor. Bu kadar sıcakkanlı olması iyi hissettirdi. Hadi çıkabiliriz, ben aldım eşyalarımı dedi. Çantasını aldıktan sonra aşağıya indik, aracına bindim. Bana nasıl yapabileceğimin teknik özelliklerini anlatıyor. Açıkçası anlatıyor ama kafama hiç girmiyordu. Ben biraz daha görsel zekaya sahibim sanırım. Anlattıklarınızdan çok bir şey anlayamıyorum. Daha doğrusu zihnimde canlandıramıyorum. Olur olur, merak etme. Zanaat öğrenmek çok iyidir dedi. Bu yüzden sana bu zanaatı öğrettiğimde bunu yapanlar zaten çok az. Oğlum ileride bununla ilgili bir yer açmak istiyor. Bakarsın ilk çalışanı sen olursun dedi. Şimdiden işin hazır olur. Harika bir söz bu. Ama vudu bebeklerinin bu kadar talep gördüğünü bilmiyordum. Yani insanların ilgisini çektiğini. Çünkü bana birazcık çirkin geliyordu. İpten bir bebek sonuçta. Dolayıp dolayıp duruyorsun. Gözleri çok da iyi değil, çakma gibi geliyordu. Tekrardan beni terziye bıraktıktan sonra gitti. Aysel abla geciktin, hayırdır bir şey mi oldu diyerek sordu. Ben de durumu anlattım. Tamam tamam, şu poşetleri de bırak dedi. O gün poşetleri de bıraktım. Tekrardan eve gitmek için Aysel abla ile beraber terziyi kapattık. Haydi bu senin yevmiyen diyerek para verdi. İlk günden para alacağımı hiç düşünmüyordum. En azından biraz dener diyerek. Teşekkür ettim. Cebime koydum, direkt anneme götüreceğim. Annem bir şeyleri biriktirip daha sonrasında da işimize yarayacak şekilde kullanmakta çok ustadır. Eve dönerken çok keyifliydim. Ama tam evin mahallesine girdiğimde ayaklarım yine acımaya başladı. O kadar fazla acımaya başladı ki bu sefer parmağımla dokunduğumdan daha da fazla. Kenara doğru geçerek kaldırıma oturdum. Kaldırıma oturur oturmaz çıkardım.
ayağımın altına doğru baktım. Bu sefer simsiyah. Ayağımın altı sanki zift ile boyanmış gibi. Tekrardan ayağa kalkıp yürümeye çalıştım ama imkansız. Bu acıda yürümem gerçekten imkansız. Emekleyerek yürüyecektim. Başka çarem yok. Ya da telefonu çıkarıp babamı mı arasam? Ne diyeceğim? Baba bir anda yürümeyi bıraktın mı? Acaba kötü bir şey mi oldu? Kangren falan olduysam diyerek korktum. Telefonla babamı aradım. O daha bu saatlerde çıkmıyor. Birkaç saat sonra çıkardı işten ama en azından annemden daha iyi olur onu aramam. Annem kesinlikle telaşa verirdi kendini. Babam açtı telefonu. Ne oldu oğlum diyerek sordu. Baba ayağımın altı simsiyah oldu. Neden bilmiyorum ama rahat yürüyemiyorum. İşten ne zaman döneceksin diyerek sordum. Şimdi çıkabilirim oğlum, zaten işleri bitirdim. Öyle Ercan abinle Mahmut abinle oturup çay içiyorduk. İyi olur baba gelsen, mahallenin başında oturuyorum. Tamamdır geliyorum oğlum diyerek kapattı. İyi kötü bir aracımız vardı, onunla beraber gözüktü mahalle başında. Yanıma doğru geldi, indi arabadan. Ayaklarımın altına doğru baktı. Bu ne oğlum böyle? Ne yaptın kendine diyerek soruyor. Hiçbir şey yapmadım baba. Bir anda böyle oldu. Ne olduğundan haberim bile yok dedim. Tamam hadi bir hastaneye gidelim diyerek kaldırdı beni. Aracın arka tarafına doğru koydu. Arabayla beraber direkt hastaneye yöneldik. Acile girdiğimizde babam beni kucaklayarak acil durum diyerek bağırıyordu. Allah razı olsun, bir tane doktor hemen ilgilendi benimle. Sedyeyi aldı. Şikayetin nedir genç, söyle diyerek sordu. Ayaklarım. Ayaklarımın her yeri simsiyah olmaya başladı. Basınca acıyor dedim. Çorapları yavaşça sıyırarak narin bir şekilde çıkardı ama ayaklarımda hiçbir şey görünmüyor. Burada bir siyahlık yok genç, emin misin dedi. Babam da şaşırmıştı. Yok doktor bey, gerçekten simsiyahtı. Hatta geldim ben de baktım. Çocuk tek başına bakmadı yani. Buralar filan her yer simsiyahtı. Doktor, peki bir bekle bakalım dedi. Serum getirdi taktı. Sonrasında ise ayağıma sıvı bir şeyler döktü. Yavaşça parmağıyla bastırdı. Acı var mı diyerek sordu. Yok acı filan yok şu anda. Bunun aynısı bir evde de oldu. Bugün müşterinin evine gitmiştim. Önce altı siyahlaştı, sonra bir anda kayboldu. Aynısı şimdi de oluyor. Bunun nedeni nedir diyerek sordum. Doktor düşündü, anlayamadı bir şey. İstiyorsan bir kan tahlili yapalım bakalım. 15 yıllık doktorum, hayatımda böyle bir şey ne duydum ne de gördüm. En azından bir kan tahlilinde değerlerine bakarız dedi. Kanımı aldılar, sonrasında da babamla beraber yeniden kalkıp döndüm. Eve girerken babam annene söyleme dedi. Belki anlık bir şey olmuştur. Yediğim bir şey dokunmuştur veyahut farklı bir şey. Telaşa verme anneni. Biliyorsun ne kadar evhamlı olduğunu. Hayatta salmaz seni evden dışarıya. Ayakların havada böyle oturursun dedi. Beraber güldük. Kapıyı açtı, girdik içeriye. Annem tabii ki geç geldiğim için çoktan telaşlanmıştı. Hemen bastı azarı. Yemeğimi yedim, sonrasında da odama geçtim. Açıkçası ayaklarımla ilgili içime bir korku sarıldı. Ya felç olursam ya yürüyemezsem diyerek. İnternette de bir süre araştırdım. Hiç kimse de görülmemiş. Genellikle şeker hastalıkları ile ilgili ayak yaraları çıkıyor zaten araştırdığımda. Her neyse, en iyisi yatmak. Kafam dağılsın birazcık. Yatağa girdim, yorganı çektim üstüme doğru. Yarın zaten okulda var, okuldan sonra iş. İçimdeki bu sıkıntıyla uyumaya çalıştım. Uyumaya çalıştım çalışmasına ama ayaklarım yine acımaya başladı. Bu sefer ellerim de. Ellerim acayip şekilde acıyor. Işığa doğru gitmek istiyorum ama ne ayağımın üstüne basabiliyorum ne de ellerimi kullanabiliyorum. Ellerimle telefona dokunduğumda inanılmaz bir acı var. Yavaşça ağzımla beraber dokunmaya çalıştım. Işığı açtığımda elimi getirdim. Işığın önüne getirdiğim gibi de içinde garip şekilde yazılar olduğunu gördüm. Elimin üstü yazılarla doluydu. İçi de aynı şekilde. Aynı o siyahlığa benzeyen ama bu sefer biraz daha kırmızıya çalan bir renk var. Yavaşça dizlerimin üzerinde ışığa doğru gittim. Dirseğimle beraber ışığı açtım. Ayaklarıma doğru baktım. Ayaklarım sanki yamulmaya başlamış gibi. Kemikler ikiye doğru bölünüyor gibi görünüyor. Çok korkunç. Ellerim de aynı şekilde deforme olmuş şekilde görünüyor. Parmaklarım sanki çıkıntılı kemiklerden oluşuyor. Daha fazla dayanamadım. Korkudan baba diyerek bağırmaya başladım. Babam hızlı bir şekilde odaya daldı. Ne oldu Hakan, ne oldu diyerek bana doğru baktı. Baba baksana ellerime, ayaklarıma.
Hepsi çok garip diyerek gösterdim. Ellerime doğru baktı, ayaklarıma doğru. Hiçbir şey yoktu. Yine mi aynısı oldu oğlum? Bu sefer ellerine mi oldu diyerek sordu. Annem de bağırışlardan uyanmıştı, o da geldi. Mecburen neler olduğunu anlatmak zorunda kaldık. Anlattığımız şeylerden sonra, iyi şeyler anlatmıyorsunuz. Belki iyi saatte olsunlar falan gelmiştir. Yanlış bir yere bastın mı oğlum? Dışarıda hiç idrarını yaptın mı diyerek sordu. Yok yapmadım, vallahi de billahi de yapmadım anne. Yarın akşam ben bir haber vereyim. Bizim hocalardan birisi gelsin okusun. Mevlüt'te de gelip okumuştu ya Nazan Hanım. O gelir okur. Bir şey kalmaz inşallah. Bahsettiğin şeyler normal değil oğlum. Hastalıkla hastalıkla olacak iş değil bu. Haklıydı. Aklıma hiç onlar gelmemişti. Belki de bilmeden karanlıkta bir yere basmış olabilirim. Ben şimdi bir Kur'an-ı Kerim okuyayım, kendine gelirsin yavaştan. Her şeyin ilacıdır dedi. Annem abdest aldıktan sonra babam erkenden işe gideceği için yatmıştı. Odama geldi, sandalye çekti. Başımda Kur'an-ı Kerim okudu. Allah razı olsun. O kadar iyi hissettim ki. İçimdeki o korku bir anda çekilip gitti. Annemin de okumasıyla beraber uykuya dalmıştım. O da herhalde gece vaktinde odasına geri dönmüş. Sabah telefonun alarmıyla uyandım. Giyinip okula gittim. Okulda da her şey çok değişikti. Nedense insanlara doğru konuşmak için gittiğimde sanki kelam edemez hale geliyordum. Selam verene selam vermek için sadece elimi kaldırıyorum. Konuşmak istediğimde çenem kilitleniyor gibi. Hatta gidip ağzıma bile baktım, bir şey var mı yok mu diye. Hiçbir şey yoktu. Birkaç arkadaşım da alınmış. Neden bize konuşmak istemiyorsun diyerek sordular. Ben de yanlış anlaşılma olmasın, daha fazla kalp kırmayayım diyerek kağıda. Gece ters yatmışım sanırım. Çenemi oynattığımda çene kemiklerim ağrıyor. Veyahut 20'lik diş geliyordur diyerek yazdım. Bu yaşta 20'lik diş gelir mi diyerek aralarında tartıştılar. Belki olabilir, erkenden ergenliğini geçtiyse. Tamamdır kardeşim, geçmiş olsun dediler. Daha da fazla üstelemediler. Okuldan çıkıp eve döndüm. Üstümü değiştirip işe geçecektim. Eve girdiğimde Nazan ablanın da olduğunu gördüm. Annem çağırmış sanırım. Salona çağırdılar. Geçtim içeriye, elini öptüm. Nasılsın, iyi misin Hakan diyerek sordu. Pek iyi değilim açıkçası Nazan abla. Garip şeyler oluyor. Annem anlatmıştır zaten. Duydum oğlum, duydum, merak etme. Bu gece geleceğim kurşun dökeriz. Bir bakarız neler oluyor. Sen şunu al diyerek çantasından bir şey çıkardı. Muska mı bu diyerek sordum. Cevşen de denir. Seni koruyacaktır bir süre. Yanında olamadığım için yaptığım okumaları buna yazdım. Merak etme. Akşama kadar sakın boynundan çıkarma. Sakla, kimse görmesin dedi. Tamamdır diyerek hemen boynuma astım. İçime doğru attım. Üstümü değiştirip işe geçeceğim. Allah'a emanet olun diyerek kalktım oradan. Annem de akşam geç kalma bak, Nazan ablan gelecek dedi. Tamamdır anne dedim, odama geçtim. Üstümü değiştirip tekrardan terziye gittim. Aysel abla da beni bekliyor. Birçok poşet birikmiş. Haydi bakalım Hakan, bugün birazcık yorulacaksın. Çok fazla siparişimiz geldi sabah. Onları da hallettikten sonra birkaç yerden de pantolon alacaksın. Tamamdır abla dedim. Akşama kadar hiç durmaksızın çalıştım. Kapatmamıza 1-2 saat kala Sevil abla geldi. Son partide almaya geldim. Hazır mı Aysel diyerek sordu. Hazır hazır tabii ki. Hakan yardım et bakalım Sevil ablana dedi. Arka tarafa doğru geçtik. Nedense onun evinde başladığı için bu olaylar. Çok fazla onun yanında durmak istemiyordum. İçimden bir ses sanki bu kötülüğün ondan geldiğini söylüyor. Udu bebeklerini poşetlere doldurduk. Aysel ablaya biz çıkıyoruz dedim. Tamamdır hadi bakalım dedi. Selamlaştılar. Arabaya geçtiğimizde yüzümdeki asıklığı anladı. Bir şey mi oldu Hakan? Canını sıkan bir şey. Yoksa Aysel abla mı kızdı sana? Ya da ailene söyledin, ailem mi izin vermedi? Aileme söylemedim aslında abla. Fırsat olmadı. Sadece dün seni çağırmıştım ya, hani ayağımın altında siyahlık vardı. Onun aynısı ellerimde de oldu. Hem de korkunç şekilde. Bu yüzden birazcık keyfim yok dedim. Hasta mısın? İstiyorsan doktorumuz var, aile doktoru. Seni ona götürebilirim dedi. Açıkçası vereceği tepkiyi merak ediyordum. Yüzünde daha çok endişe ve korku oldu. Ben sevineceğini veyahut birazcık da olsun gülümseyeceğini düşündüm. Durumdan bir haber sanırım. Günahını aldım kadının durduk yere. Areç ile tekrardan sitelerine girdiğimizde yukarıya doğru taşıdım poşetleri. Gel istiyorsan sana vitamin vereyim, D vitamini. Şu tabletten olanlar suda eriyor. Hem de arka tarafa koymama yardım edersin. Üst tarafa uzanamayacağım bunları koymak için. İlk önce girmek istemesem de
Arayıp Aysel ablayı bir şey söylersem de işten olmak istemiyorum. Tamam olur, geliyorum dedim. İçeriye doğru geçtim. Arka odada ben bebekleri hazırlarken o da bir bardak su getirip tableti içine attı. Aşağıya ve yukarıya doğru çok eğildiğim için Cevşen de dışarıya çıkmıştı. Bir anda arka tarafımdan ipi tutarak Cevşen'i kendine doğru baktırdı. Bu nedir böyle diyerek sordu. Muska, korunmam için verdiler. İçinde dua var dedim. Yavaşça dikişlerine doğru baktı. Sonrasında da üstündeki deriyi hafifçe parmağıyla okşadı. Çok kaliteli duruyor. Yapan kişi kim acaba? Böyle el sanatları benim çok ilgimi çeker. El işi olduğu için de harika görünüyor. Gerçekten güzelmiş dedi. Teşekkür ederim diyerek tekrardan koynumun içine doğru attım. Bebeklerin hepsini yerleştirdim abla. Her şey tamamdır. Tamam, taksiyle git sen. Bugün fazlasıyla yoruldum ve ek iş yaptım benim için. Şunu cebine koyuyorsun, bu da taksi paran diyerek bir miktar da fazla para verdi. Böyle şey olur mu? Minibüste giderim desem de ısrar etti. Tamam, teşekkür ederim dedim. Aşağı indikten sonra taksiyi çevirdim. Cevşen'e bakıyordum sürekli. Kadın gerçekten ya sanat manyağı ya da bunu taktığım için rahatsız oldu. Bana öyle geldi en azından. Terzinin önünde taksiyle inmek olmaz şimdi. Aysel ablaya ayıp olmasın. Yardıma gittin, katından para mı aldın diyebilir. Tepkilerini de çok iyi bilmiyorum Aysel ablanın. Şimdiden papaz olmamak gerekir. Biraz uzak bir mevkide indim. Sonrasında da terziye geçtim zaten. Birazcık terlemiştim belli oluyor. Bu ne hal böyle? Yoruldun mu Hakan diyerek sordu. Evet, biraz yardım ettim de Sevil ablaya. Hadi şurada elini yüzünü yıka. Son poşetleri de götür. Oradan direkt eve geç zaten. Pantolonları ben aldım sen yokken dedi. Sağ ol abla, zahmet etmeseydin diyerek içeriye geçtim. Lavaboda tam yıkayacaktım ki yüzümü. Aşağıya doğru eğilince Cevşen çıktı. Şimdi ıslatmak olmaz, içinde kağıt var. Cevşen'i çıkararak yukarıya doğru koydum. Sonrasında tam elimi yüzümü yıkadım. İçeriden Aysel abla bağırdı. Hemen geliyorum abla diyerek yanına koştum. Ne oldu abla, bir şey mi oldu? Şunu alabilir misin ya? Nefret ediyorum diyerek örümcek gösterdi. Kağıtla örümceği aldıktan sonra dışarıya doğru attım. Tamamdır abla, bahçeye attım, merak etme. Sağ olasın Hakan diyerek oda işine devam etti. Arka tarafa lavaboya yürüdüğümde ise Cevşen koyduğum yerde yoktu. Nereye gitmiş olabilir, buraya koydum. Acaba düştü mü diyerek lavabonun altına baktım. Lavabonun üstüne, sabunların olduğu yere. Hiçbir yerde yok. Hatta belki de yanlışlıkla düşmüştür diğer tarafa diye tuvaletin kapısını açıp içeriye bile baktım. Hiçbir şekilde yok. Cevşen sanki tuzla buz oldu ve yok oldu. Sıra kadem basmış gibiydi. Aysel ablanın yanına doğru yürüdüm. Abla, Cevşen'i ben buraya çıkarmıştım lavaboya. Yani gelirken buraya düşürmüş olabilir miyim, bana takılmış olabilir? Yok evladım, burada bir şey. Cevşen düşse herhalde görürdüm. En son nerede çıkardın diyerek sordu. Lavaboda, şimdi yüzümü yıkarken. O da gidip baktı. Yok evladım burada. Burada düşseydi kesin başka bir yere gidemez, burada olurdu. Sen şu poşetleri götür artık, geç oluyor. Ben bulursam sana yarın veririm dedi. Açıkçası içimdeki korku gittikçe arttı. Cevşen'i kaybetmiş olmam, hele ki gözümün önünde koyduğum yerden yok olması, içimdeki karanlığı daha da büyüttü. Poşetleri aldıktan sonra adreslerini götürmek için gittim. İlk adrese teslim ettim. Son adreste birazcık ters de benim için. Olsun ama. Ara sokaktan geçerek direkt evime geçerim. Apartmana girmek için zile bastım. Kim ödendiklerinde terzi, pantolonu getirdim diyerek seslendim. Kapıyı açtılar. Üst kata merdivenlerden çıkıyordum ama alt kattan sesini duydum. Net şekilde hem de annemin. Oğlum buraya gelir misin? Oraya çıkma diyerek seslendi. Şaşırdım. Merdivenlerden aşağıya doğru baktım. Işık yanıyor. Otomat daha kapanmamıştı. Kimse de yok. İçimdeki korku daha da üste çıkmaya başladı. Teslim edeceğim yer ikinci kat. Direkt kapısına vurup kaçmayı düşündüm. Merdivenlerden yukarıya doğru çıktım. Tam ikinci katın merdivenlerini bitiriyordum ki ayaklarım yine acımaya başladı. Bu sefer göğsümün üstü de acıyor. Yavaşça basamaklara doğru oturdum. Ellerim yine aynı şekilde siyahlaştı. Ağlamaya başladım korkudan. Göğsümün üstüne doğru baktığımda ise tamamen siyahlık. Boynuma kadar neredeyse her yer simsiyah olmuş. Zar zor da olsa besmele çekmeyi başardım. Sonrasında da Ayetel Kürsi, Nas ve Felak surelerini okudum. Birazcık da olsun içim rahatladı, acılar yavaş yavaş gitti. Ellerime ve ayaklarıma doğru baktığımda ise düzelmeler olmuştu. Sonunda o siyahlıklar
yok olup gitti. Hemen merdivenlerden çıktım, gözyaşlarımı sildim. Kapıya doğru tıklattım, asmıştım zaten pantolonu da. Merdivenlerden tam aşağıya inecek gibi bekleyerek, kapı açıldığında bıraktım kapınıza diyerek aşağıya indim. Yukarıdan sadece teşekkürler diyerek bir ses geldi. Peşimde bir karanlık var. Bundan artık eminim. Ve o kadın yüzünden. Gelip Cevşen'ime dokundu. Ne olduğunu gördü. Cevşen'i görmeseydi kesinlikle bir şey olmayacaktı. Kesin üç harfleri alıp götürdü Cevşen'ime. Korkuyorum. Hem de çok. Oradan ayrılıp ara sokağa gitmekten de korktum. Çünkü çok karanlıktı. Birazcık yolu uzatarak da olsun evin yolundan ilerledim. Eve geldiğimde ise içeridelerdi Nazan ablalardı. Direkt içeriye doğru koştum. Aldılar benden diyerek bağırdım. Bağırmamla beraber Nazan abla da şaşırdı, ayağa kalktı. Neyi aldılar Hakan, ne oldu oğlum, iyi misin dedi. Annemle babam da telaşlandı tabii ki. Nazan abla, ikiniz de istiyorsanız mutfağa geçin. Hem çocuk çekinmez, anlatır rahatça. Siz buradasınız diyerek çekindiği şeyler olabilir dedi. Söylemesiyle beraber mutfağa doğru ilerlediler. İçeriye geçip oturdum. Ağlıyordum, gözyaşlarımı tutamadım. Nazan abla yanaklarımdan severek, söyle bana evladım, neyin var? Haydi anlat, ne oldu? Cevşen'imi aldılar. Onlar aldılar eminim diyerek ağlamaya devam ettim. Sen çıkarmaman gerekiyordu Cevşen'ini. Neden çıkardın diyerek sordu. Ben de elimi yüzümü yıkayacaktım. Cevşen aşağıya doğru sarktı. Islanmasını istemedim, o yüzden çıkardım. Tamam evladım, olur böyle şeyler. Sakin ol bakalım. Başka bir şey oldu mu? Yani yaşadığım bir şey oldu mu Cevşen'den sonra? Oldu. Son pantolonu vermek için gittiğim yerde. Merdivenlerde. Yine ellerim ayaklarım siyahlaştı ama bu sefer boynumdan göğsüme doğru da siyahlaştığını gördüm. Gömleğimi yavaşça çıkartarak gösterdim nereye kadar olduğunu. Tamam evladım. Bir kurşununu dökelim bakalım neler oluyor. Sen korktukça daha da fazla olur. Bak söylediğin gibi ne güzel. Rabbimizin dualarına ve surelerine sığınmışsın. O yüzden de artık daha fazla korkmaman gerektiğini anlamışsındır. Sana gelen veyahut musallat olan şey her neyse, büyü yüzünden değilse kesinlikle senden korkup kaçar. Unutma, Kur'an-ı Kerim dinlemek veyahut ayetlerini tekrarlamak onları çok korkutur. Adem oğullarından zaten zayıf olduklarını bilirler. Sen bilinçli bir çocuksun. Haydi abdestini al, hazırlan dedi. Tamam abla, teşekkür ederim diyerek ayağa kalktım. İçeriye geçip abdestimi aldım. Annemle babam da kurşun dökmek için hazırlanıyorlardı. İçeriye geçtikten sonra örtünün altına oturdum. Annemle babam iyice gerdi örtüyü. Nazan abla eline aldığı bir tepsiye benzeyen tabak gibi kafamda çeviriyor. İçinde birazcık su var ama diğer elinde de cezvenin içinde kaynayan bir şey var. Fokur fokur dumanlar çıkıyor eşliğinde. Aşağıya doğru seslendi bana. Hakan, iyisin değil mi oğlum? Bir şey hissetmiyorsun. Yok, bir şey hissetmiyorum abla. Ne yapmam gerekiyor? Sadece oturayım mı? Bağdaş kurarak otur. İstiyorsan içinden dualar da edebilirsin dedi. Böyle söylemesiyle besmele çektim. Ayetel Kürsi, Nas ve Felak. Yine tekrar etmeye başladım. Ama Nazan abla okumaya başladıktan sonra bir gariplik de oldu. Nazan abla nedense bir şeyi okuyamıyor. Tam okumaya başlıyor. Bir anda çenesi kilitleniyor gibi. Aynı benim bu sabah okulda yaşadığım, insanlara cevap veremediğim gibi. Nazan abla bir süre sonra bir anda yere doğru yığıldı. Elindeki sulu şey de yere doğru düştü. Aynı şekilde diğer tepsi de. Hemen kaldırmaya çalıştılar. Burnundan hafifçe kan geldiğini gördüm. Gözleri yukarıya doğru seyirir şekilde kalkıyor. Kadın resmen kriz geçiriyor. Babam balkonun kapısını açmamı söyledi. Hemen balkonun kapısını açtım. Annem kolonya getirdi, yüzüne sürüyor ve burnuna koklatıyor. Birkaç dakika sonra hafifçe kendine geldi. Gözleri zar zor da olsa normal hale döndü. Bana doğru uzandı, kolumu tuttu. Çocuk, çocuğu, çocuğu kurtarmamız lazım dedi. Babam da ne kurtarması, neler oluyor diyerek sordu. Çok kötü, çok kötü, çok kötü diyerek sürekli tekrarlıyor. Annem yardımcı oldu, beraber kaldırdık. Koltukta bir saat kadar uzandı. Sonrasında kendi isteğiyle kalkıp oturdu. İyi misin Nazan diyerek sordu annem. Nazan abla elindeki su bardağını yavaşça sehpaya doğru bıraktı. İyiyim, iyi olmasın ama durum gerçekten çok vehim dedi. Babam da telaşla sordu ne olduğunu. Çocuğa büyü yapılmış. Çenemi, her yerimi kilitledi. Kurşunu döktürmez bana.
Ne kadar dirensem de yaptırmaz. Daha ilimli, çok geniş bakabilecek bir hoca lazım. Hiç tanıdığımız yok ki nereden buluruz diyerek babam da telaşlandı. Aynı şekilde annem. Böylece Nazan ablanın yüzüne bakıyordum. Bir hocamız var. Kur'an-ı Kerim eğitimi verirdi bize. Onunla görüşeceğim bu akşam. Telefonda ararım onu eve dönünce. Ama sana tekrardan bir cevşen yapacağım burada. Bak söylüyorum. Kimseye göstermiyorsun. Hiçbir şekilde de boynundan çıkmıyor. Duşa girsen bile seninle beraber dursun. Tamam abla sen nasıl istiyorsan. Bir kağıda yazdı bir şeyler. Ne yazdığını da çok bilmiyorum. Onu buzdolabının poşetiyle olacak şekilde etrafını sardı. Su geçmesin veyahut zarar görmesin diyerek. Eski bir giysiyi parçaladı. Cevşen olacak şekilde makasla düzenledi. Hemen dik doğradı etrafını. Bir de ip taktı ucundan. Boynumdan geçirdi. Eve döndüğümde söylediğim gibi hocayı arayacağım. Ne zaman geleceğimizi haber vermek için arayabilirim gece. Telefonunuzun sesi açık olsun dedi. Nazan ablayı yolcu ettiler. İçeriye doğru geçtiğimde annem yarın okula gitmememi söyledi. En azından bu hafta dinlenmemi. Yarın ben ararım Aysel'i konuşurum. Merak etme. O da işlerine birazcık aksayacak ama en azından kendi başının çaresine baksın. Haberi olsun. Yatakta öylece tavana bakıyordum. İçim sıkkın. Yalan değil. Uyku tutmuyor. Yatakta bir o yana bir bu yana derken gece 2'yi etmiştim. Telefonda biraz daha baktım. Sevil ablayı araştırdım. Söylediği okulu inceledim. Gerçekten öğretmen kadrosunda. İsmi gerçekte Sevilay. Neden Sevil diye tanıtıyor acaba? Daha derin araştıracak bir şey bulamadım. Hiçbir sosyal medya hesabı yok. Telefonu kenara bırakarak gözlerimi kapattım. Sabah annemin dürtmesiyle beraber gözlerimi açtım. Hadi hazırlan gidiyoruz dedi. Nereye anne diyerek sordum. Hazırlan sen haydi bakalım diyerek kaldırdı beni. Ayağa doğru kalktım ama yere doğru bastığımda yine acıyordu ayaklarım. Bir anda dizlerimin üstüne doğru düştüm. Dengemi sağlayamadım acı yüzünden. Sonrasında karnıma kadar karanlık batmıştım sanki. Her yer simsiyah vücudumda. Anne ne oluyor diyerek sordum. Cevşen. Cevşen yok. Ama o yatakta olmalı hiç çıkarmadım. Sadece uyudum dedim. Annem ağlayarak hemen yatağa doğru koştu. Yatağın içine baktı Cevşen yok. Telefona koştu sonrasında. Nazan ablayı aradı bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Vücudumdaki kemikler sanki vücudumdan ayrılmak istiyor. Geriye doğru birinin beni çektiğini hissedebiliyorum. Vücudum, eklemlerim, her yerim kırılıyormuş gibi geriliyor. Allah'ım sen yardım et. Ne olursun sen yardım et. Dua etmeye çalıştım ama nafile. Çok fazla canım acıyor. Dilim damağım her yerim kurumuştu. Tek kelam edecek gücüm kalmamış. Annem hemen odama doğru koştu. Kulağıma doğru telefonu tuttu. Nazan abla bir şeyler okuyor. O da okurken bir anda nefesi kesilir gibi kekeme sesler geldi. Sonrasında da telefon elinden düştü sanırım. Çünkü yığılırmış gibi yere doğru tok bir ses telefondan geldi. Sonrasında anneme doğru baktım. Başımı hafifçe hayır şeklinde salladım. Alo Nazan diyerek birkaç defa telefona seslendi. Hiçbir ses gelmeyince telefonu kapattı. Annem iyi misin diyerek soruyor. Ama her yerim acıyordu. Bekle burada bekle. Hemen geliyorum diyerek gitti içeriye. Kur'an-ı Kerim'i aldı, karnıma doğru koydu. Ellerimi de üstüne doğru bastırdı. Besmele çek evladım, besmele çek dedi. Besmele çekmemle birlikte bütün vücudum bir anda kendini bıraktı. Derin bir nefes alarak başımı yere doğru koydum. Ellerimdeki siyahlık, parmaklarımdaki o bükülmelerin hepsi durmuştu. Annem ağlayarak bana doğru sarıldı. Geberteceğim o kadını. Nerede oturuyor o kadın diyerek sordu. Annemin de başına bir şey gelmemesi için söylemedim. Annem söyle diyerek ısrar etse de telefonu çalmaya başladı. Açtığında arayan Nazan ablaydı. Bir saate kadar hocayla geleceğini söylemişler. Annem beni tekrardan yatağa yatırdı. Birkaç saat sonrasında geldiler. Kapımın önüne doğru yaşlı bir amca geldi. Odadan içeriye girmedi. Kapıdan bana doğru baktı. Adın nedir çocuk diyerek sordu. İsmim Hakan hocam. Ayağa kalkmak istiyorum ama her yerim çok ağrıyor. Kemiklerim sızlıyor diyerek söyledim. Odanın etrafına baktı. Odanın içini sanki kontrol ediyor. Üst tarafa doğru baktı ve daha sonrasında sağ taraftaki boşluğa kapıyı yavaşça kapattı. Sonrasında ise içerideki konuşmasını duyabildim kapının önünden. Çocuğun yanında neredeyse
yüzlerce ifrit var. Bu çocuğa büyü yapılmamış. Çocuğu direkt öldürmeye çalışıyorlar. Her kim yaptıysa bunun işinin ehli. O yüzden dikkatli olmamız gerekecek. Ben söyleyene kadar hiç kimse çocuğun yanına girip çıkmayacak. Sadece ben girip çıkacağım. Salonunuz müsait mi diyerek sordu anneme. Müsait demişti. Nazan abla birkaç dakika sonra yanıma geldi. Beni kaldırdı, yavaşça salona doğru götürdü. Salonda yerde, hoca küçük taşlardan bir oval çizmiş. İçinde oturuyor. Beni de içine doğru soktuktan sonra yerde oturur şekilde bağdaş kurdurdular. Hoca besmele çektikten sonra okumaya başladı. Gözlerimin içine bakarak okuyor. O okudukça midem bulanmaya başlıyor. Hocam lütfen okumayın. Kendimi çok kötü hissediyorum dedim ama hiç durmaksızın okumaya devam etti. Nazan abla dışarıdan dayanmam için el hareketleri yapıyor. Sakin ol dercesine. Ama bu sakin olmalık bir şey değil. Resmen canlı canlı öldüğümü hissediyorum. Karnımın içinden gelen o ağrı gerçekten çok büyük. Hoca sağ elimi uzatmamı istedi. Sağ elimi uzattığımda elimin üzerine bir göz işareti çizdi. Sonrasında sol elimi uzattırdı aynısını. Ayaklarımı düzeltmemi söyledi. Ayaklarımı bağdaş kurmaktan çıkararak hocaya doğru uzattım. Hoca ayağımın altına bir şeyler yazdı. Sonrasında üst tarafına doğru. Sırt üstü yatacak şekilde o taşlı oval şeyin içinde yatırdı beni. Gözlerimin üstüne doğru yapraklar koydu. Sonrasında ise okumaya devam etti. Gözlerim sanki yanıyor gibi hissettim. Hoca, tamamdır, kalkabilirsin dedi. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktım. Az önceki ağrılar, sızılar, hiçbir şey yoktu. Hoca, oturduğu yerden bizimkilere doğru baktı. Çocuğun üzerinde büyü var. 41 dikiş. Her bir ilmeğinde çocuğu almak için her bir uzvunu, daha sonrasında her bir organını ve bütün vücudundan kalan tek şey. Ruhu. Ruhunu bile ilmek ilmek tekrardan onları dikmiş. Ne yapacağız şimdi diyerek soruyordu annem. Nazan Hoca da endişeli. Bu büyüyü yapan her kimse onu bulmamız gerekiyor. Büyünün kaynağını bulmadan bunu hiçbir şekilde bozamam. Alelade bir büyü değil. Uzaktan yapılan aciz bir büyü olsa yardımcılarımla beraber direkt halledebilirdim. Ama büyünün kaynağı çok önemli. Annem ayağa doğru kalkarak kadının adresini biliyor. O vudu bebeklerimini onlardan yaptırıyormuş. Eğer bebeklerin üstüne dikilmişse bu büyüler, bundan kurtarmak kolay, halledebiliriz. Haydi kalkalım dedi. Hoca ayağa kalktığında sadece babam ve benim gelebileceğimi söyledi. Aşağıya indik. Babam araca biner binmez bana bakıyor. İyi misin Hakan, iyi misin diyerek soruyor. İyiyim baba, iyiyim. Hocanın okudukları ve yaptığı şey her neyse rahatlattı beni. Üzerine defne yaprakları koydum. Sonrasında da tütsüyle beraber etrafındaki iblislerin hepsini oyalayacak şekilde besledim. Beslemekle de kalmadım. Onlar beslenirken gerekli rukiye ayetleriyle beraber bağladım da. Bir süre boyunca yardım edeceksin. Nazan'a öğrettiğim birkaç tane tılsım vardı. Cevşen'in onları yazmış. Cevşen'i hiçbir şekilde çıkarmadan devam edeceksin. Tamamdır hocam. Siz nasıl istiyorsanız. Yola koyulduk. Sitenin içine girişimizde biraz sorun oldu ama güvenlikçilerden birisi beni tanıyordu. Birkaç gün arka arkaya getirdim diyerek. Tanıdık o tanıdık diyerek soktular içeriye. Yukarıya çıktık, kapıyı çaldık. Sevil abla kapıyı açtı. Çok da neşeli şekildeydi ama bizi görünce şaşırdı. Bana doğru baktı. Hayırdır Hakan evladım, bir sorun mu var? Yoksa okul işini mi konuşmaya geldiniz? Buyurun diyerek kenara doğru çekildi. Önce hoca içeri girdi, daha sonrasında babam. Ben de içeriye girdim. İçeriye girdiğimizde herhangi bir anormal durum yoktu. Ama ondan korktuğumu fark etti. Yanlış bir şey mi söyledim çocuğun okuluyla ilgili? Biraz kızgın gibisiniz. Hakan, neden senin suratına sık böyle? Bir şey mi oldu diyerek tekrarlıyor. Hoca Sivil ablaya doğru döndü. Size bir soru sormak istiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Rabbiniz kimdir? Rabbiniz kimdir derken ben Müslümanım. Allah'tır Rabbim. Neden böyle bir soru sordunuz? Bir kafirlik mi söylemişim? Yanlış bir kelime mi etmişim? Kadıncağız o kadar ezilip büküldü ki bu kadının bana büyü yapma şansının olduğuna inanmıyorum. Hoca arka taraftaki odaya doğru baktı bir anda. Şu oda, oraya bakabilir miyim dedi. Sevil abla birazcık gerilmeye başladı.
Neden böyle bir şey istediğinizi anlayamadım. Hem siz Hakan'ın neyi oluyorsunuz? Hakan taradıklarım mı bu kişiler diyerek sordu. Evet, ön taraftaki hoca, arka taraftaki de babam olur. Lütfen bakmalarına izin verse bile abla. Durum zannettiğinden daha da kötü. Belli ki senin hiçbir şeyden haberin yok. Neyden haberim yok, söylemiyorsunuz ki. Tabii bakın tabii diyerek bizi oraya doğru götürdü. Kapıyı açtı, içeriye doğru girdi hoca. Vudu bebeklerinin olduğu yere doğru ilerledi. Bir tanesinin elini aldıktan sonra iplerin üzerinde ellerini gezdirdi. Sonrasında Sevil ablaya doğru dönerek ''Bunlardan bir tanesini yakmak istiyorum. İzniniz olur mu?'' diyerek sordu. Şaşırdı Sevil abla. Hemen koluna yapıştım. ''Abla lütfen kabul et. Bilmediğim birçok şey var. Canım çok acıyor ve buna ihtiyacım var.'' dedim. ''Bana ne olduğunu söylerseniz izin veririm. Bu kadar gizemli şekilde evime gelip böyle şeyler yapmanız, polisi aramamak için kendimi zor tutuyorum.'' dedi. ''Tamam.'' diyerek içeriye geçtik. Her şeyi anlattı hoca. Sevil abla bana doğru sarılarak kahroldu. ''Elimden ne geliyorsa yaparım. Lütfen benim suçlu olmadığımı bilin. İstediğiniz yeri araştırabilirsiniz evimde. Üst katı da araştırabilirsiniz. Her kapı açıktır.'' dedi. ''Sakin ol kızım.'' dedi hoca. ''Senin bir şeyden haberin olmadığın zaten. Buraya geldiğimden beri belli. Hiçbir enerji yok burada. Sadece o odadaki bebekler de var. Şimdi bunu çözüp yıkacağım. Dostlarım, neden bu bebeklerin üzerinde kötü bir enerji var anlayacaklar.'' Bebeği tam ortasından yarayacak şekilde bıçakla ayırdı. Sonrasında ipleri yavaş yavaş yakmaya başladı. Altındaki o tepsiye benzer şeyin içine hafif bir su doldurdu. Bebek iki tarafa doğru ayrık şekilde yavaş yavaş yanıyor. Hoca yan tarafta kendi yanında getirdiği kağıtlara yazılar yazarak tepsinin içine doğru atmadan önce hafifçe ateşe verdi. Tepsinin içindeki ipler iyice çözüldü. Yana doğru yatmaya başladı tepside. Hoca elini suya doğru soktu. Gözlerini kapatarak okumaya başladı. Okumaya başlamasıyla birlikte evdeki kapılar bir anda açılıp kapandı. Korkuyla babamın yanına doğru sokuldum. Sevil abla da ne olur ne olmaz diyerek elinde küçük bir bıçak etrafa doğru bakıyor. Ev sanki karanlığa göçüyordu. Dışarıda güneş olmasına rağmen evin panjurları bir anda kapandı. İçerisi zifiri bir karanlığa bürünmeye başladı. Üst kattan yürüme sesleri, tıkırtılar şeklinde yere doğru vurmalar, hepsi yükseliyordu. Neler oluyor diyerek ağlamaya başladığı sırada Sevil abla bir anda burnundan ufak tefek kanlar geldi. Damlalar şeklinde avucunun içine damladı. Kadıncağız ne olduğunu anlamadan yere doğru yığıldı. Babamla birlikte ayağa kalkıp yardım etmek istedik ama ayağa kalktığımız gibi yerimize oturttular resmen. Bir anda geriye doğru çekilerek koltuğa yapıştım. Ocağı hiçbir şekilde kapırdamayın. Kadına bir zarar gelmeyecek. Sadece sessiz biçimde bekleyin dedi. Ellerini suyun içinde tuttuğu süre boyunca durmaksızın evde bir şeyler oldu. Ellerini sudan çekti. Gösterin bana dedi. Gösterin. Gözlerini açarak tepsiye doğru baktı. Okumalarını da hiç kesmedi. Gözleriyle bir şeyler izlediği kesin. Tepsinin içine bakarak gözleri ara sıra büyüyor, şaşırıyordu. En sonunda tepsideki suyu yavaşça yere doğru döktü. Daha sonrasında temizlemek için yardım ederiz. Kadını kaldırın dedi. Koluna girdik ve kaldırdık. Sevil abla zor da olsa kendine geldi. Neler oldu? Neler oluyor bana diyerek bir anda bağırdı. Hoca gelerek alnına doğru elini koydu. Sakin ol kızım, sakin ol. Şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyeceksiniz. Bu evden hiçbir şekilde bu laflar çıkmayacak. Akşam vaktinde gitmemiz gereken yere gideceğiz. Sakin olun. Her şeyi gördüm ve öğrendim. Koltuğa doğru oturduktan sonra derin bir iç çekti. Sevil ablaya doğru dönerek, sen bu bebekleri yaptırmak için bir terziye vermişsin. Daha doğrusu terziye öğrenmesini istemişsin. O terzi öğrenmeye çalışmış ama öğrenirken de bazı bilgilere de ulaşmış. Kendisinin gözü kapalıymış bu konuda. Vudu bebeklerini araştırıp yapmayı öğrenirken bazı şeyler görmüş. Yatalak bir kızı var. Kızı durmaksızın evde yatmak zorunda. Hiçbir hareketliliği yok. Hiçbir uzmanı kullanamıyor. Bu yüzden vudu bebeklerini yapmayı öğrenirken vudu bebekleriyle yapılan büyüleri de araştırmış. Ve 41 dikiş büyüsüyle istenilen arzudaki dileğin olabileceğini öğrenmiş. Buna inanarak ifritleri çağırmış.
tamamen acemi birisi. Bu yüzden ne istediğini bilmeksizin bu çocuğun vücudunu alarak kızına tekrardan geçirebileceğini düşünmüş. Nasıl yani diyerek babam da ayağa kalktı. Aynı şekilde Sevil abla da. O kız, Aysel, bunu yapan o. Büyüyü yaparken vudu bebeklerini kullanıyor. Bu sayede senin evine de gönderiyor, başka evlere de. Bu evlerdeki kötülükler, dedikodular ve habisliler de besleniyor. Bu sayede büyü, gittikçe büyüyerek daha da kuvvetleniyor. Anlayacağınız çocuğun üzerinde 41 dikiş büyüsü var. Her bir ilmeğinde çocuğun vücudunun uzvu ve ruhu işlenmiş. O vudu bebeğini bulup yanında yapılan büyü materyalleriyle beraber bozmazsam çocuğun vücudu tamamen cinler tarafından esir alınacak. Felçli kalacak ve bir daha hiçbir zaman ayağa kalkamayacak. Ne bir tıp ne de başka bir bilim. Hiç kimse kurtaramaz çocuğu. Tamam, hemen gidelim Aysel'in dükkanına diyerek söyledi. Elini kaldırdı hoca. Şu anda kızının yanında. Benim geldiğimin de farkında. Geldiğim andan beri kızının yanında büyüyü korumak için durmaksızın okumalar yapıyor. Ama büyüyü ilk yaptığı yer. Acemi olduğu için dükkanında tutuyor. O yüzden oraya giremeyeceğimizi düşünerek dükkanını açmadı. Bu gece oraya gireceğiz. Büyünün nerede olduğunu bulacağım ve bozacağım. Peki ama büyü bozulmazsa ne olur diyerek babam korkarak sordu. Eğer büyüyü bozmayı başaramazsam orada hepimiz helak oluruz. Sen kızım, bu işte hiçbir şekilde zulmün veyahut karışmışlığın yok. Evindeki bu vudu bebeklerinin hepsini çıkar ve at. Hatta yerinde olsam hepsini yakarım. Daha garanti olur. Ve başka bir şey bulaşma. Evinde kal dedi. Sevil abla, söylediğiniz şeylere bakılırsa hocam her şey benim başımın altından çıkmış. Lütfen telafi etmeme izin verin. Ben de sizinle geleyim. En azından bir yardımım dokunursa yanınızda olmuş olurum. Gerek yok kızım ama senin de sonuçta evinde bulduğu bebekleri vardı. Kanını kullanırsak eğer bir Müslüman olarak kanın işime yarayabilir dedi. O yüzden abdest al. Şimdiden hazırlan dedi. Giderek abdestini aldı Sevil abla. Sonrasında araca binerek geri döndük. Aysel ablanın terzisinin olduğu yerde durduk. Zaten akşam vakti olmuştu. Birkaç saat daha hoca durmaksızın okumalar yaptı. Yeterli vakit gelmiştir dediğinde arabadan indik. Arabadan indiğimiz sırada kapıyı nasıl açacağımızı düşünüyordum. En azından camı kırsak ben geçebilirim ama diğerleri geçemeyebilir. Kapının önüne doğru geldiğimizde hoca elini kedinin üstüne doğru koydu. Gözlerini kapattı, okumaya başladı. Hocanın okumasıyla beraber Bismillahirrahmanirrahim. İç taraftan ışık yandı. Yanmasıyla beraber birisi geliyor. Simsiyah, peçeli. Geldi, kapıya doğru elini uzattı. Kapıyı içeriden açtı. Biz korkudan ne yapacağımızı şaşırdık. Babam da Sevilay abla da ikisi de arka taraftan öylece baka kaldılar. Ben de onların yanında onlara sığınıyormuş gibi duruyordum. Hoca selam vererek içeriye doğru girdi. Bize doğru bakıp gelin dedi. Açıkçası içeriye girmek için korkuyoruz. Önce babam girdi, arkasından ben. Sevil abla da arkamdan beni tutarak girdi. İçeriye doğru girdikten sonra hoca arka taraftaki perdeyi açtı. Birçok bebek ve peruşlar orada olurdu genellikle. Vudu bebeklerin hepsi de orada. Ben işe girdiğimde gerçekten bana ekmek vereceğini zannettiğim kadın daha ilk günden bana büyü yaptı. Gerçekten Rabbim onu ıslah etsin, helak etsin diyerek içimden de beddua ediyordum. Neden kaybolduğunu şimdi anladım. Ben Sevil abladan şüphelenirken aslında burada kaybolmasının nedeni Aysel ablaymış. Arka taraftaki vudu bebeklerini kenara doğru ittirdi. Raf şeklinde büyük bir tahta var. Onu geriye doğru çekmeye çalıştı hoca. Ama yaşlı olduğu için gücü tam yetmedi. Babam hemen atıldı, tuttu tahtanın ucundan. Hocam siz durun, ben de yaparım diyerek atladım oraya. Yan tarafa doğru geçti hoca. Tahtayı tam çekecektik ki iğrenç bir koku sineklerle beraber etrafa uçuştu. İğrençti. Sevil abla direkt öğürmeye başladı. Kendini kapıya doğru attı. Tahtayı tamamen çektiğimizde ise tahtanın üzerine doğru kanlı bir şekilde bir inek başı düştü. Aynı şekilde başında birçok haç işareti olan bazı koyunların başı. Bu da ne böyle? Etler her şeyi iç içe burada. Kemikler birbirine batırılmış. Her yer ise birbirine ipliklerle dolanmış. Hoca yavaşça eğilerek baktı.
Işığı açsanıza şuradaki dedi. Işığı açtım arkanın. Açmamla beraber durum daha da vahimdi. Çünkü bu etlerin içinde yılanlar da yüzüyor resmen. Sürünen yılanları görünce hoca hepiniz geriye çekilin dedi. Perdeyi kapattı. Sadece çocuğu çağırdığımda çocuk gelecek dedi. Biz perdenin arkasında bekliyorduk. Sevil abla oldukça kötü oldu. Öğürmekten gözleri kıpkırmızı kesilmişti. Babam, oğlum bak hocan ne derse onu yap tamam mı? Duaları etmeyi sakın eksik etme. Ve bu gördüklerin tamamen kurtulursan annene anlatmak yok. Biliyorsun heyecanlı bir kadın annen. Yüreği falan kaldırmaz, kalp krizi falan geçirir dayanamayız dedi. Merak etme baba. Sadece Rabbime sığınıyorum. Dualarımı okurken hoca gelmemi söyledi. Perdeyi açarak girdim içeriye doğru. Hoca bir tane vudu bebeğini almış. Üzerine dikişler dikilerek et parçaları yapıştırılmış. Bazı hayvanların gözleri de çıkartılarak aynı şekilde. Hoca bana doğru bakarak her bir ilmeği çözdüğümde vücudunda acı hissedeceksin. Rabbine sığın. Görüntüler görebilirsin. Veyahut seni kaçırmaya çalışabilirler. Ne olursa olsun vesveseye uymayacaksın. Büyüyü bozmam için yanımda bu dikişleri açmam önemli dedi. Tamam hocam, siz nasıl söylüyorsanız. Ellerimi birleştirdim, dizlerimin üstüne doğru oturdum. Besmelemi çektim, dualarımı ederek sureleri okumaya başladım. Hoca okumalarını yaparak ilk ilmeği kesti. Kesmesiyle beraber resmen kulağıma doğru bir ses geldi. Kaç, seni öldürecek, seni öldürecek. Sevil ile anlaşmayı yapan hocaydı. Bilerek çağırdılar seni. Seni öldürecekler. Sana ismini yalan söylemedi mi? İnanma onlara. İnanma diyerek kulağımdaki fısıltılar gittikçe yükseliyor. İkinci ilmeği kesti. Sağ bacağım resmen acılar içinde yanmaya başladı. Bak bacağını yaktılar. Öldürüyorlar seni. O kızın bedenini aktarıyorlar. Kaç uzaklaş buradan. Sana yol göstereceğiz diyerek kulağıma resmen birisi canlı canlı konuşuyor. Kulaklarımı tıkadım, başımı eğdim. Dayan çocuk, dayan. Allah razı olsun senden. Rabbine sığınmaya devam et. Sureleri okumaya devam et diyerek tekrarladı. Her bir ilmi kesişinde farklı vesveseler, vücudumda acılar hissettim. En son yerde kıvranırken 41. dikişi de kesti. Kesmesiyle beraber ağzımdan büyük bir şekilde et parçası tükürdüm. Et parçasını tükürmemle iyice rahatlamıştım. Sırt üstü yere doğru yattım. Hoca yanındaki bazı kağıtları hemen ateşe verdi. Ateşe vermesiyle beraber de bana doğru geldi. Ellerini o yerde birikmiş olan hafif kana doğru batırdıktan sonra gözlerimin altına, ellerimin üstüne ve ayaklarımın üstüne doğru çizgiler çekti. Gözlerimi kapatarak okumaya başladı. Tek hatırladığım buydu orada. Sonrasında gözlerimi açtığımda herkes mutlu şekilde başımda bekliyor. Salonun ortasındayım. Yerde yatıyorum öylece. Başımın altına bir yastık koymuşlar. Hoca başımda tesbih çekerek okumalar yapıyor. Anne diyerek seslendim. Buradayım yavrum diyerek geldi. Etrafa doğru bakındım. Sevil abla da burada, Nazan abla da. Babam hepsi buradalar. Ne oldu? Kurtuldun mu diyerek sordum. Ellerimi hafifçe havaya doğru kaldırdığımda ellerimin üzerinde göz işaretleri ve her tarafın yazılarla dolu olduğunu gördüm. Nedir bunlar diyerek sordum. Hoca tesbihini bitirdikten sonra kurtuldun kardeşim kurtuldun. 41 dikiş büyüsünü bozdum. Şartnameye uygun şekilde. Hiçbir zarar görmedin inşallah. Hiçbir ağrımsızım yok. Allah razı olsun hocam dedim. Birazcık toparlanarak kalktım. Elinden öptüm. Sonrasında birkaç gün dinlendim. Neler olduğunu annemden öğrendim. Aysel ablanın evi yanmış. Kızıyla beraber içlerindeymiş. Hem de dükkanı da yanmış. Polisler kundaklanmadan şüphelenmişler ama ikisi de elektrik kaçağı olarak söylenmiş. Hiçbir şekilde de başka bilgi yok. İkisinin de vefat ettiğini öğrendim. Kızcağızın hiçbir suçu yoktu. Annesinin büyüye bulaşması yüzünden belki de o da acılar içinde yanarak öldü. Allah gerçekten onun belasını versin. Ahirette zaten yatacak yeri yok. Bir de kızının vebaline girdi. Sevil abla ise aile dostumuz oldu. O günden sonra söz verdiği gibi hafta sonları beni gerçekten eğitti. Eğitmekle de kalmadı. Okulumu ikinci dönem değiştirerek onun okuluna aldırdı. Hem bana burs veriyor hem de okumam için elinden geleni yapıyor. Oğluyla da çok iyi abi kardeş olduk.
Nazan abla ve o hocayı ziyaret etmekten de hiç kendimi alıkoymadım. Her ay mutlaka bir defa da olsun gider, şükranlarımı her zaman sunarım. Allah o hocadan razı olsun. Rabbim bizi şerli varlıkların şehrinden korusun dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun, esen kalın dostlarım.